Ömer Faruk Her Şey kanalımızdan herkese merhaba. Bugün size AVOX Orion tost makinesi tanıtımı yapacağım. İlk başta şöyle geniş bir kutusu var. Made in Turkey yazıyor. Türk malı olduğunu anlıyorum. Ve sol aşağısında 8 dilim yazıyor. Yani 8 dilim tost kapasitesine sahip. Şimdi hemen kutusunun etrafına bakıyorum. Her tarafta yine AVOX'un amblemini görebiliyorum. Buraya yaptığımda makineyle ilgili özelliklerden bahsediyor. 180 derece geniş ızgara imkanı. Yani tamamıyla açılabiliyor. 8 dilim tost pişirebilme imkanına sahip. Yapışmaz teflon bir yüzeyi var. Çıkarılıp makinede yıkanılabilen ısıtıcı plakaları var. Isıtıcıları çıkarıyorsunuz. Kirlendiği zaman makinede bulaşık makinesi yıkayıp tekrar takabiliyorsunuz. Termostat uyarı ışığı var. Termostat uyarı ışığı. Ve 6 kademeli ısı ayar düğmesi. Yani ısıyı kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi ben kutuyu açacağım. Bakalım içinden neler çıkacak. Güzel bir kutusu var dedim. Paketlemesi güzel yapmışlar. Şöyle hemen açar açmaz makinemizde karşılaşıyorum. Şöyle makinemizi kutudan çıkarıyorum şimdi. Şu şekilde makinemizi şöyle koyuyorum. Şu an dik olarak. Başka kutuya baktığımda neler çıkıyor karşıma? AVOX'la ilgili bir kullanım kılavuzu, bir de garanti belgesi çıkıyor. Makineyle ilgili garanti belgesi, garanti şartları hepsi mevcut. Ben bunu kenara koyuyorum. Bir de tost makinesi kullanım kılavuzu. Şu şekil AVOX'un tost makinesi kullanım kılavuzu. Buna bakarak nasıl kullanacağınız her şey burada yazıyor. Şöyle bunu da şöyle kenara koyuyorum. Makineme geçiyorum. Makinemi jilatinlemişler. İki tarafına da iki tane karton bir kutu yerleştirmişler. Herhangi bir zarar olmasın çarpmalara karşı diye. Hemen ben bunu bunlardan çıkarıyorum. Şöyle jilatinden falan. Şu şekil. Evet. Bunu şu an çıkardım. Jilatinden çıkardım. Şöyle bir kablosu var. Uzun bir kablo. Şunları kenara alıyorum. Kablosu güzel. Uzun bir kablo yapmışlar. Görüntü olarak gerçekten güzel. Baktığım zaman şu plakasının tamamıyla metal olduğunu anlıyorum. Şurası komple metal. Şuralar plastik ama sert plastik. Kötü bir plastik değil. Sağlam plastiğe benziyor. Kenarlar yine sert bir plastik. Üzerine baktığım zaman yine AVOX Orion markasını görüyorum. Dokunmayınız diyor burada. Şurada da ısı işareti var. Yani burası gerçekten sıcak. Dokunmayınız diyor. Veya çalışırken dikkat edin. Kesinlikle dokunmayın diyor. Eliniz yanabilir. Tutma kolu gerçekten güzel. Sert plastik dedim. Çok rahat bir şekilde tutuluyor. Şöyle açılıyor. Ellediğim zaman çok kaygan bir yüzeye sahip. Şuralar çıkıyor. Şuradan şöyle şunu şu şekil yaptığınız zaman şu plakaları çıkarıp şu şekil çıkarıyorsunuz. Bunu şuraya tekrar bulaşık makinesinde yıkıyorsunuz ve tekrar buraya yerleştiriyorsunuz şu şekil. Tekrar yerleştirebiliyorsunuz. Yani yıkanabilir pişlendiği zaman ve tekrar takılabilir bir özelliğe sahip. 180 derece açılabilme özelliği dedi. Komple açılıyor bu şu şekil. Komple şu yerinden büyük ihtimal şu şekil. Ha. Şöyle tamamıyla şu tarafta çıktı. Yani 180 derece şu şekil açılabilen bir özelliğe sahip. Oyunu da gerçekten güzel. Bu yükseklik ayarlama özelliği de sahip. Aşkası yandaki plastikler geniş yapmışlar. Şöyle yükseklik ayarlayabiliyorsunuz. Yani kalın ekmekleriniz için daha yüksek bir seviye ihtiyacınız var. O şekilde kullanabiliyorsunuz. Hemen şunu ben takayım yerine. Şunları 180 derece dedim. Şöyle yerine oturttuğun zaman şu şekil kalıyor zaten. Baktığım zaman şöyle güzel bir görüntüsü var. Şöyle dik olarak kaldırabiliyorum. Şöyle dik saklama özelliği de sahip. Şurada ben bir termostat sıcaklık derecelerini görüyorum. 1'den 6'ya kadar. Bunu da güzel düşünmüşler. Kendine sıcaklığı çok sıcak olmasın. Biraz az sıcak olsun. Ekmeği yakmasın derseniz orta seviyede rahatlıkla tostlarınızı yapabilirsiniz. Arkasını çevirdiğimde şurada bir aparat yapmışlar. Bu aparatı niye yaptılar? Bir yerden bir yere götürürken şu kabloyu şöyle taktığınız zaman hiçbir şekilde sarkma olmuyor. Bir yerden bir yere götürebiliyorsunuz. C belgeli bir makine. 1800 watt güdünde. 230 voltla çalışıyor. AVOX Orion tost makinesi yine tüm elektronik cihazlar gibi bu da 2 yıl garantili bir ürün. Fiyatı 350 lira. Piyasada farklı fiyatları da bulabilirsiniz. İnternetten veya başka yerden tabi değişebiliyor. İndirim kampanyaya göre değişiklik gösteriyor. Ben 350 liraya aldım. Bu ürünle ilgili anlatacaklarım bu kadar. Herhangi bir sorunuz varsa yorumlara yazmayı mutlaka unutmayın.
Videomu bitirmeden önce lütfen kanalıma abone olarak destek vermeyi unutmayın. Hepinize iyi günler dilerim.